2015'in 8 Ocak 2015 yılında Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na Movember Otel'de önerdiğimiz birer maaş bayramlarda ikramiye Trabzon şubesi, şu anda içinde bulunduğumuz şube tarafından o meşhur ayakkabı atılan toplantıda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bunu seçim beyannamesine koydu. Sağ olsunlar, var olsunlar. Demek ki muhalefetimizin bir karşılığı var. Bu vesileyle çok önemsiyoruz. Cumhuriyet Halk Partili heyetin derneğimizi ve bizim emeklerimizi ziyaretini olağanüstü önemsiyoruz. Önce bugün 19 Eylül Gaziler Haftası. Bütün gazilerimizi ve şehitlerimizi minnetle anıyoruz. Kısaca anlatmak istiyorum. Emekler Derneği İnsan Hakları, Çoğulcu ve Özgürlükçü Demokrasinin Kuralları, Atatürk İlkeleri, Demokratik Layık Sosyal Hukuk Devleti Anlayışı çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan aylık ve gelir alanların hak ve menfaatlerini korumak, geliştirmek ve aralarında her türlü yardımlaşmayı, dayanışmayı sağlamak amacıyla görev yürütmektedir. Emeklerimizin ihtiyaçları ile sorunlarını öne çıkartarak toplumu bu konuda kamuoyu oluşturmakta, seçilmişlerin ve atanmışların davranışlarını da denetlemektedir. Emekleri temsil eden Türkiye Emekleri Derneği 16 Kasım 1970 tarihinde kurulmuş, gönüllülük üzerine bir sivil toplum kuruluşudur. Emekler Derneği Trabzon Şubesi'nin faaliyeti 1970 yılında başlamıştır. 16 Kasım 1970'te başlamıştır. Trabzon'da az önce ifade ettiğim gibi 154.766 emekli yaşamaktadır. Bunun yanı sıra bu 154.000 emeklinin 76.500 kişisi SGK verilerine göre, sivil toplumdan aldığımız verilere göre de açlık sınırının altında tefe tüfede en pahalı kent olan Trabzon'da hayatını idame ettirmektedir. Emeklerimizin temsilcisi olmanın bilinci ve hareketiyle bugün itibarıyla 8.000'in üzerinde üyesi bulunan ilimizin Trabzonspor'dan sonra tabiri caizse en büyük sivil toplum kuruluşudur. Atatürk'ün izinde yürümeye devam eden Emekler Derneği Trabzon Şubesi, emekli dul ve yetimlerimizin sorunlarına çözüm üretmek için maraton koşan bir derneğiz. Sosyal hukuk devletinin öncelikli görevi emekli ve yaşlarını korumak, aralarında eşitlik sağlamak, insanca yaşayacak geliri temin etmek üzere de parlamenter sistemin varlığına inanmaktayız. Türkiye Emekler Derneği Trabzon Şubesi kendine verilmiş olan bu görevi yerine getirmenin haklı gurur içerisindedir. Ancak az önce yukarıda basın mensuplarına da söyledim. Hiçbir siyasi lider yoktur ki Büyük Önder Atatürk'ün bizi sahiplendiği gibi sahiplensin. Bunun başında şunu söylemiştir. Mazide muktedirken bütün gücüyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir devletin yarını yoktur demiştir. Bu vesileyle Türkiye Emekler Derneği Trabzon Şubesi emeklerimizin sorunlarının çözümü için sayın heyetinizin buraya teşriflerini büyük memnuniyetle karşılamaktayız. Dertlerimizi, sıkıntılarımızı söyleyeceğiz. İsrarla ve inatla inanmaktayız ki parlamenter sistemin emeklerin sorunlarına çözüm üreteceği kanaatindeyiz. Hep dinliyoruz Trabzon'da, çok dinliyoruz siyasileri. Hep şikayet. Fakat sıkıntı çektiğimiz bir konu var. Söylüyoruz. Şimdi milletvekillerimiz bizim olmazsa olmazımızdır. Bunların maaşları 50 olur, 60 olur, 70 olur. Hiç önemli değil. 100 olsun. Ama temsil ettiği asıl olanları gerçekten temsil ederken açlık sınırının altında bırakırsa emekli bu işe küser. Şimdi bizim 3 değişmezimiz vardır Trabzon için. 1. Trabzonspor'umuz, 2. fındığımız, 3. hamsimiz. Şimdi milyon dolarlık futbolcuları izlemeye gittiği zaman Trabzonspor'da açlık sınırının altında bir maaşla gidiyor. Ama yumurta satarak veya çalarak satarak bunu yapıyor. Ve bu daha güzel yani. Evet. Şimdi başka bir şey. Mesela dün ben aynı anda emekli maaşının dışında fındık üreticisiyim. Dün Sayın Vekilim Ahmet Kaya'ya özellikle atfolunur.
TEMO'yu bir ziyaret edin. TEMO'ya Antalya'dan getirilen bir yani arkadaş... Ahmet Bey söyledi bize, evet. Paketler hazırlanmış. Şimdi yani. Şöyle bir şey, onun için sizlerden, zatenlerinizden ve... Burhan Bey duydun mu benim söylediğimi? Evet, Ahmet Bey hazırladı diyorsunuz. Söyledi, bizim paketler hazırlanmış dedi. Burhan Bey hepimizin paketlerini hazırladı. Evet, yok. O hususta var, tamam. Hazırlığımız var. Fındık paketi. Doğru. Fındık paketi. Şimdi fındık... Fındık alınmaması için, fındık alınmaması için özel bir gayret sarf eden 33 tane dün fındık üreticisinden 12 kişi TEMO'nun birinci deposunda. Ben geri dönenlerdenim. Ondan dolayı hayıflandığım şey falan yok. Ama fındık alınmamak için programlanmış. Fındığı, aynı cümleyi söyledim başkanım. Fındığı almalarını bırakın. Özellikle almamak için ne gerekiyorsa yapılıyor. Bizim sorunumuz o değil. Kanun teklifi zatenlerinizden, yüce heyetinizden istiyorum. Bu hususta parlamentoda bu 8-10 başlık altında sunacağım konular hususunda kanun teklifi vermenizi, Trabzon'dan bu sesi vermenizi ve parlamentoda da sizi izleyeceğimi peşine söylemek istiyorum. Kişilerin başkalarına muhtaç olmadan sosyal güvenlik temel insan hakkıdır ilkesiyle. Yaşamlarını teminat altına almaya amaçlayan sosyal güvenlik hakkı anayasamızın vazgeçilmez bir hak, insan hakkı olarak kabul edilmiş ve devletin en önemli görevleri aslında sayılmıştır. Sosyal güvenlik hakları, emekli aylığı seviyeleri, sosyal devlet ve refah devleti olmanın bir önemli de göstergesidir. Aylık hesaplamalarda parametreler kesinlikle ve kesinlikle değiştirilmelidir. Hiçbir milletvekili ben emeklime gücüm yettiğince anlatacağım. Hiçbir milletvekili emeklimizden bu hususta oy istemesin. 1 Ekim 2008 öncesi dönemde prim kazançlarının güncellenmesinde dikkate alınan milli gelir artışının %100'ü yapılan değişiklikle %30'a çekilmiş. Aylık bağlama oranı da her bir 363 gün için ortalama 2.6 uygulanırken bu oran %2'ye düşürülmüştür. Sahnelerden artık emekli 12 çeşit farklı parayı ödeyerek tedavi oluyor. Hatta randevuları bile sayın vekillerim biliyorsunuz. Federasyonu başkanımızla beraber olduk. O da çok güzel bir sunumda bulundu. Fakat ben Burhan Bey'in yaptığı sunum gibi güzel bir sunuma neredeyse hiç rastlamadım yani. O yüzden çok tebrik ediyorum. Bak, sen konuşurken ispatı da burada. Ahmet Kaya'ya hemen bir not yazdım. Elimde benim sen konuşurken not aldığım bir küçük defterim var. Dedim ki Burhan Bey'in mesleği ne? Yani nereden emekli oldu? Yani hangi yüksek memuriyetten emekli oldu anlamında. Şimdi onu da bilesin. Gerçekten benim şimdiye kadar rastladığım en güzel takdimlerden, en güzel konuşmalardan birisini yaptın. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok tebrik ediyorum. Çok da evet gel. Çok da tebrik ediyorum sizi. Şimdi ben sataşma dolayısıyla bunları söylemiş oldum. Ama asıl heyetimizin başkanı haliyle Trabzon'un evladı iftiharı Ahmet Kaya Bey. Arkadaşlarımızın adına da söyleyecek ama ben şimdi seni televizyonun önünde şöyle gel bir öpeyim. Bu öpme faslını televizyonlar çekerlerse iyi olur. Çok tebrik ediyorum. Ağzınıza sağlık. Şimdi İlhan Bey'i bulmadan alalım, evet dosyamızı alalım. Çok güzel. Evet. Çok tebrik ediyorum. Evet. Sizin dosyanız sahip. Arkadaşlarımıza da takdim edelim. Evet. Burada yatalım. Evet. Bak ismi yazdım. Evet. Öyle bir titizlik hazırlandı. Teşekkür ederim. Sağ ol. Bir milletvekilimizin herhalde madeneti Nihat abi. Evet, evet. Nihat, onu, Nihat Yeşil. Turan Bey'e veririz. Evet. Öbür milletvekilimiz. Hüseyin Bey'e yerine biz geldik. Onu alalım. Evet. Bunu alalım ben. Tamam. Hüseyin Bey'in yerine Turan. Tamam. Evet, yok, Ahmet Kaya'yı vereyim, ötekini tamam. Ahmet verir, Ahmet verir. Evet, tamam. Sen de şunları al, burada birkaç tane var, tamam. Arkadaşlarımıza dağıtırsınız. Tamam. Evet, kıymetli arkadaşlar, heyetimiz adına çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten Sayın Başkan konuşurken de söyledim, tarihi bir balkon konuşması yaptı. İlhan abi de hakkını teslim etti, gerçekten konusuna, yaptığı işe, yaptığı göreve bu kadar...
hakim bir başkanımız olması dolayısıyla ben kendisini tebrik ediyorum. Buradaki bütün emeklerimizin haklarını savunma noktasında sadece Trabzon çapında değil, Türkiye çapında bir Burhan Bayraktar ve Trabzon Emekler Derneği gerçeği var. O anlamda emek veren, katkı veren herkese teşekkür ediyoruz. Hiç siyasi kimliklere bakmadan yiğitçe sözünü söylüyor. Emeklinin haklarını alabilmesi adına söylemesi gereken ne varsa Sayın Bakan'a da, Sayın Cumhurbaşkanı'na da, biz milletvekillerine de kime ulaşıp söylemesi gerekiyorsa söylüyor. O anlamda gerçekten yürekten teşekkür ediyorum. Ayrıca bugün Türkiye'de eğer emeklerimiz her bayramda birer maaş olarak adlandırdığımız o ikramiyeleri alabiliyorsa, ben ki 1000 liraya düşürüldü, ben o Sayın Burhan Bayraktar ve Trabzon Emekler Derneği'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Sayın Genel Başkanımıza ilettiği bir öneri sonucu ortaya çıkmıştır. Genel Başkanımız bu gayet yerindeki öneriyi, emeklinin hakkı olan bu öneriyi ivedilikle gündeme getirmiştir. Parti olarak da biz bunun arkasında durduk ve gereğinin yapılması noktasında iktidara her türlü baskıyı yaptık ve sonuç olarak bugün emeklerimiz Ramazan ve Kurban bayramlarında birer maaş ikramiye alabiliyor. Birer maaş değil. Birer maaş olarak denildi ama evet şu anda ilk çıkış öneri buydu. Daha farklı. Evet. Kanun dışında alamayan arkadaşlar da var. Yani önemli çıkış noktası burasıdır. Evet, Trabzon şubemizdir. O anlamda ben başkan huzurunuzda teşekkür ediyorum. Bizleri de ilgiyle, sevgiyle karşıladığınız için ve samimiyetle sıkıntılarınızı bizlerle paylaştığınız için ayrıca teşekkür ediyorum ve emin olun ki bizlerle paylaştığınız bu sıkıntıların çözümü noktasında ben ve heyetimizdeki milletvekili arkadaşlarımız, parti grubumuz ne gerekiyorsa yapacaktır. Onun da sözünü sizlere veriyorum. Tekrar teşekkür ediyorum.